Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde civciv bakımı ile ilgili bugüne kadar çektiğim en ayrıntılı videoyu çekeceğim. Geçtiğimiz yıllarda civciv bakımı ile ilgili birkaç tane video çektim. Fakat her birinde bazı eksiklikler var ve birkaç gün önce Bisikletli Rehber Instagram adresimden soru sordum. Dedim ki civciv bakımı ile ilgili bir video çekeceğim. Sorularınızı gönderin. Sağ olsun. Bisikletli Rehber Instagram adresimizden takip eden arkadaşlar onlarca soru göndermişler. Hepinize buradan ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Videomuzu iki kısma ayırmayı düşündüm. Bu videomuzda evde civciv bakımını anlatacağım. Yani daha basit, daha böyle hobi amaçlı bakanlar için. İkinci kısımda ise daha profesyonel civciv ana kucağı, ikinci bölümünde de civciv ana kucaklarıyla ilgili bir video gelecek. Şimdi senaryomuz şu: bir arkadaşımız bir yerden civciv aldı, gitti pazardan aldı veyahut da başka birinden satın aldı, bir şekilde aldı, eve geldi. Zaten evin içerisinde bakılması gerekiyor civcive. Nasıl yaparsa bu civcivleri daha sağlıklı bir şekilde bakabilir, büyütebilir, bununla ilgili size bugün bilgi vereceğim. Karton kutunun içerisinde olur mu? Olur. Hem de çok güzel olur. Karton kutunun içerisinde civciv bakılır. Ne kadar süre bakılır? Karton kutunun içerisinde arkadaşlar bir ay boyunca çok rahat bir şekilde bakabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ne kadar bir karton kutu lazım? Uzmanların söylediğine göre 1 metrekareye 15-20 tane civciv düşecek şekilde olabilir diyorlar. Ya göz kararı da yapabilirsiniz. Bakın şu anda gayet de rahat bir şekilde burada 10 tane mi civciv var? Geziyorlar. Bir sıkıntıları yok. Nasıl yapacağız? En önemli konu, birinci maddemiz. Yani bakın arkadaşlar, böyle ayrı ayrı yazdım her birini, hiçbir maddeyi atlamamak için ayrı ayrı yazdım. Makinamızdan civcivlerimiz çıktı. Makinamız var, küçük mini hobi makinamız var olabilir. Makineyi daha sormuş arkadaşlar, makinenin içerisinde 21 gün bitmeden civcivleri çıkartmayın. 20 günde mesela çıkan civcivler oluyor. Yumurtanın işte 19'da dahi çıkabiliyor. Ya bazı türlere göre erken de çıkım olabiliyor. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yani isterse 19'da çıksın, 2 gün dahi makinenin içinde durabilir. Cik 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 sesleri duyabilirsiniz, açmayacağız. Bir şey olmaz. 2 gün öyle dursa hiçbir şey olmaz. 21 gün bittikten sonra 22. günde açıyoruz, aldık. Hemen önünde yemi, suyu ve ısı sistemi takılmış bir şekilde olsa çok daha güzel olur. Böyle bir karton kutu ayarladık. Bu karton kutu biraz kısa olduğu için boyu, ben ampulü şuraya takamadım. Bunun kapaklarını da kullandım. Bakın dikkat edin, bunlar kapakçıkları. Bu kapakları da kullandım ben. Kapakları böyle köşelerinden yapıp birbirine bantladım. Normalde biraz daha böyle boyu uzun bir şey olsaydı duvarına monte ederdim. Bu biraz küçük. Yani şu anda elime bu geçti. Ondan dolayı böyle oldu. Kapağını kapattığında yanabilir çünkü. Yani şöyle bir benim kendi çıkım makinemin çıkım kapağını ayarladım. Şöyle üstünü örtüyorum. Bakın böyle bir sistem yaptım bunda. Bakın kapağı bile var. Oo, mis. Peki şimdi tabii biraz aralık olması gerekiyor. Isı en önemlisi. Yani birinci madde civciv bakımında. Diyorlar ki civciv ölüyor. Civcivler çok kayıp yaşıyoruz. Çok kaybediyoruz. Civciv kayıplarının %90'ı ısıdan kaynaklı arkadaşlar. Üşüyor hayvanlar. Ya birçok arkadaşımız da yazmış. Üşütmeyeceğiz. Ya bir ısı kaynağı bulmamız gerekiyor. Bu nedir? En basit bulabileceğimiz, en ucuz bulabileceğimiz. Şimdi bunlar da gerçi bulmak zorlaştı da artık bu telli ampullerden satılmıyor. Isı veren. Yani ısınan, elektrikçiye giden, bana ısınan bir ampul verin diyeyim. Peki kaçlık olması gerekiyor? Yani yüzlük ampul çok büyük bir ampuldür. Çok ısıtır. Nedir? İşte 40 wattlık, 50-60 wattlık böylesi bir kutu için ideal, yeterli olacaktır.
Peki bunun ısısının ideal olup olmadığını nasıl anlayacağım ben? Bu yeterli olacak mı, olmayacak mı? Kriterimiz şu arkadaşlar. Hayvanlar üşüyorsa eğer, mesela sesi cik 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 diye ses çıkarır, birbirine sokulur. Bu üşüdüğünü gösterir. Ha, şöyle bir durum var. Hayvanlar ilk günlerde, ilk hafta, birinci hafta zaten birbirine sokularaktan, yanaşaraktan uyurlar. Bu illaki üşüdüğü manasına gelmez. Ama nedir? Gözlemliyoruz, kutuya baktık. Rahatça dolaşıyorlar mı? Sürekli birbirine sokulmuş bir şekilde mi duruyorlar? Yani kriterimiz bu olacak. Ampulü taktık. Aman üşütmeyelim diye yüzlük ampul taktık. Hayvanların böyle ağzı ayrılır sıcaktan. Mayışırlar böyle nasıl ya? O zaman da aşırı sıcak demektir. Yani ısı en önemli şey. Galiba ısı ile ilgili bu kadar verdiğimiz bilgi yeter. Daha da atladığımız bir yer varsa geçelim. İkinci maddemiz neymiş? Ha, ısı değerlerini de söyleyelim bu ara. Ben en basitini anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani bir arkadaşımızın hiçbir imkanı yok. Gitti civcivi buldu. Evinde de bir karton kutusu var. Nasıl öldürmeden bunları sağlıklı bir şekilde bakar onu anlatıyorum. Ama arkadaşımızın termostat imkanı var. Takmış. Isı değerleri ne olacak? Bakın birinci hafta 30-33 arası ısı olması gerekiyor. İkinci hafta 27-30, üçüncü hafta 24-27, son hafta, dördüncü haftada 24-21 derece arası olabilir. Bir aylık. Ha, bir aylık kadar. Zaten biz ne dedik? Bir ay, evin içerisinde bir ay bakıyoruz. Ampul, kaşlık demiş. Tamam, söyledik bunu. Kutu ebatını söyledik. Zemin, evet. Çıkarttık zemini. Bakın arkadaşlar, bunun makineden çıkarttık. İlk mesela sıfır bir günlük civcivin kağıt havlu veyahut da böyle tuvalet kağıdı serebiliriz. Niye? Ayakları ayrılmasın, kaymasın diye. Zeminini bu şekilde yapacağız. Talaş koyabiliriz. Bakın arkadaşlar, varsa zemini böyle. Sonra çift kat gazete koyacağız. Niye çift kat? Böyle bir kutu yaptık. Gazeteyi serdik. Hemen üstte iki gazeteyi toplayıp atacağız. Çıkartacağız, atacağız. Böyle pratik bir şekilde nedir? Her tarafı hem kutuyu zedelememiş, şey yapmamış oluruz. Her seferinde kutuyu değiştirmek zorunda kalmayız. Bu yaramazları, konu mankenlerimizi ben şöyle içeriye alayım. Yandım ben burada sıcaktan. Evet. Bu arada konu mankeni olarak özellikle ispençleri seçtim ki ispenç soran arkadaşlara, abi ne oldu? Hani ispenç alacaktın. Diğer arkadaşlar için şu ispençleri şöyle getireyim. Diğer malzemeleri de getireyim. Bir saniye. Evet. Konu mankenlerimiz. Gazete dedik. Kağıt havlu, tamam. Yemlik suluk küçük olmalı. Bakın. Bu yemliğin suluğun daha bir tık küçüğü vardı. Bunu da yeni gördüm. Daha büyüğü de varmış. Yani nedir? Küçük olursa geceliğin su bitebiliyor arkadaşlar. O yüzden hem bunlar için yani ulaşılabilir ebatta. Bakın şöyle koyduğunda çok rahat bir şekilde. Suluk büyük olursa ne olur? İçine düşer. Ölür. Kocaman suluk koyarsanız. O yüzden en ideali civcivler için bu muhabbet kuşu suluğu. Yemlik. Bakın. Yemlik nedir? Çok büyük olmayacak. Ulaşılabilir olacak yemliği. Hatta en ideali ilk günlerde, birinci gün, ilk üç gün yere serpebiliriz. Yerde olsun, hiç sıkıntı yok. Biraz daha iyi olur. Önemli değil. Sıkıntı yok. Zaten birinci hafta söyledik mi, uyurlar arkadaşlar. Ya mesaj atıyor arkadaşlar. Hocam sürekli uyuyor. Bir şeysi mi var? Korkmayın. Bebek. Bunlar arkadaşlar, bu civcivi bebek olarak düşünmemiz gerekiyor. Bebekler ne yapar? Etrafınızda varsa annelerinden süt içer, uyur. Bunlar da öyle. Yemini yiyor, uyuyor.
Bebek yani bunlar. O yüzden zaten ilk bir haftaları uyuyarak geçer bunların. Yemi yiyip yemediğini takip etmeleri gerekiyor. Ha, yemi yemip yemedi deyince aklıma bir konu geldi. Eğer yem yemiyorsa, sürekli cik 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 diye bağırıyorsa bu civciv hastadır. Genetik olarak hasta çıkmıştır. Yani sizden kaynaklı değil. Ortamınızı mükemmel yaptınız. Her şeyi harika hazırladınız. Ama bir tanesi yem yemiyor ve cik cik ses çıkartıyor. Bu nedir? Hasta olduğunu gösterir civcivin. Evet. Yem. Arkadaşlar şöyle yemi bir yakından gösterelim. Bakın. Toz şeklinde. Bu 0 numara civciv yemi. Ben Beyza marka kullanıyorum. İnanılmaz güzel, kaliteli, besleyici, hızlı bir şekilde civcivleri büyütüyor. Bakın daha bu civcivlerimiz bir haftalık. Maşallah bak, kanat falan çıkmış bile. Yem önemli. Sonra su. Sularına en çok bu sorulmuş. Pekmez veyahut da şekerli su. Ne kadar? Az bir miktar. Yani nedir? Şunun içerisine bir çay kaşığı pekmez veyahut da bir çay kaşığı normal toz şeker koyduğumuz zaman bu yeter olacaktır. Ne kadar süre? İlk hafta. O da her gün mü? Her gün de değil. Bir gün şekerli su veriyoruz, bir gün vermiyoruz. Birinci hafta bunlar. Sonra nedir? Vitamin. Vitaminimiz nerede burada? Bak. Egg form demiş. Bakın şöyle. Vitamin sulukların içerisine koyabiliriz. Polivit de olur. Polivit. Polivit SE vitamin veya çocuklara, annelerin çocuklarına verdiği polivit vitamin şurup var ya, onu da verebilirsiniz. Aynı şey. Bir kaşık koyuyorsunuz. Bir kaşık koyabilirsiniz. Vitamin vermesek olur mu? Olur. Ama versek daha iyi olur. Şekerli su vermesek olur ama versek daha iyi olur. Bunlar yani nedir? Daha sağlıklı olması için dikkat edilmesi gereken şeyler. Daha böyle hızlı büyüme. Ben yüzlerce kişi aynı şeyi yazmış. Hocam senin civcivler nasıl böyle hızlı büyüyor? Nasıl böyle sağ? Tüm her şeye dört dörtlük dikkat ettiğimiz için arkadaşlar. Ne yaptınız siz arkadaşlar? Bu ne? Kafasında... Normal ortamlarından aldık bunları. Konu markeni yaptık. Peki yem yerine. Şimdi bir arkadaşımız yem bulamadı. Köyde civciv var. Yem yok. Şehre gidemiyor. Yani bu tip sorular da geliyor. Yem yerine nedir? Buğday, arpa, mısırı ezebilirsiniz. Kırabilirsiniz, dövebilirsiniz böyle. Hatta bunlara zavar derler. Çektirip mesela çekiyorlar yemciler. Ama siz köydeyseniz bunları verebilirsiniz. Bir arkadaşımız yazmış. Bulgur vereyim mi? Dövme vereyim mi? Islatıp verebilir. Islatıp verebilirsiniz. Yani direkt verirseniz, çünkü bulgur gibi şeyler şişiyor. Bildiğiniz gibi kursaklarına şişer, öldürür. O yüzden bulguru, dövmeyi ıslatıp verebiliriz. Şimdi devam edelim. Yem dedik. Vitamin. Haşlanmış yumurta. Ya yumurta pahalı, lüks bir gıda. Ama çok hayvanınız var, tavuğunuz var. Bir sürü yumurta alıyorsunuz her gün fazla. Haşlayıp birinci günden itibaren ince ince kıyıp yumurtayı önlerine koyarsanız zevkle yerler. Un kurdu bulabilirseniz zaten müthiş bir takviye. Nasıl kapışır böyle, zevkle yerler. Ve çok sağlıklı olurlar. Ama işte un kurdu özel yetiştirmek gerekiyor. Biz mesela un kurdu yetiştiriyoruz. Aşı. Evet. Aşı bir hafta olduktan sonra, 5 gün, 6, 7 gün, bir haftayı doldurduktan sonra ikili karma aşı verebiliriz arkadaşlar. İkili karma aşı verebiliriz. Veyahut da o da yoksa sadece veba aşısı verebiliriz. Aşı çeşitleri çok. Gumboru, çiçek aşısı, dörtlü karma, ama bunlar maliyetli olan şeyler. Biz burada sadece nedir? En basit, dediğim gibi imkanları en kısıtlı olan kişiye göre bunları anlatıyoruz. O yüzden peki hiç aşısız olur mu? Olmaz arkadaşlar. En azından bir ikili karma veba aşısı yapmamız gerekiyor. Peki neden? Olur da kayıp uçuk olur. Ya şimdi
Mesela bir arkadaşımız yazmış. Belki az sonra sorularda göreceğiz. Soru kısmına geçtiğimizde. Kuştan geliyor bu hastalıklar. İşte kumru, işte üvek gibi veya serçe bile ne bileyim. Kuş taşıyor diyelim bu şeyi, vebayı, hastalıkları. Geldiği anda bir gecede kaybedersiniz arkadaşlar. Akşam cücüleriniz var. Sabah kalkmışsınız ki hepsi ölmüş hastalık geldiğinde. E ben korurum. Tam korudun. Evde korudun, her yerde korudun. O kadar emek verdin, aylarca büyüttün. Çok da seviyorsun. 3 aylık, 5 aylık öldü. Bir veba geldi. Hepsi gitti. O yüzden aşısız olmaz. Muhakkak aşı yapmak gerek. Birinci haftadan sonra veba aşısı yapabiliriz. Diğer aşıları araştırabilirsiniz. Ben yapıyor muyum? Yapmıyorum. İkili karma aşıdan başka herhangi bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Çok maliyetli. İkili karmanın ne olduğunu söylesene. Veba bronşit. Veba bronşit aşısı yapıyoruz. Dörtlü karma aşı var. Ama çok pahalı. İnanılmaz pahalı. Böyle onun özel aşı tabancası var. Bilmiyorum. Büyük şirketler yapıyor. Ha, büyük şirketler yapıyor onu. Veyahut da şu yöntem uygulayanlar da var. 3-4 tane hobici birleşiyor, paralarını birleştiriyor. O şekilde. Çünkü bayağı bir pahalı yani. Dörtlü karma aşı. 1000 lira da fazla herhalde. Fazla, evet. Tek civciv olur mu? Tek civciv olmaz arkadaşlar. Tek civciv alırsak bir tane, bunu bazen yazıyor arkadaşlarımız, bağırır. Hiç susmaz. Sürekli olarak bağırır, cik 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 cik, en az 2 tane olabilir. Ha, sıkıntı yok. Ha, ama birisi ölürse garanti olsun diye size en iyisi 3 tane besleyin arkadaşlar. Ezan okunuyor, bir ara verelim. Şimdi sizlerden gelen sorulara geçelim. 01 Emir Kaplan demiş ki koku var mı? Koku her gün altını temizlersek koku olmaz. Hatta günde 2 defa 3 defa temizleyebilirsiniz. Ya bunları bir yer alacağız, altında gazeteyi toplayıp atacağız, bu kadar. O zaman koku olmaz, o zaman gönül rahatlığıyla evin içerisinde bir ay besleyebilirsiniz. Niye bir ay diyorum ben bu arada? Yani bu konuyla ilgili bakın ben 3. yılı bitirdik, 4. yıldayız. Dışkısı büyüyor arkadaşlar. O zaman koku oranı büyüyor. Yani değiştirdiğiniz bir saate kalmıyor, çok büyük koku artıyor. Ama şu anda günde bir defa değiştirseniz dahi o kadar bir koku olmuyor. Ama her geçen gün koku artıyor. Bunlar büyüdükçe. O yüzden ben özellikle bir ay ev içerisinde bakılabilir diyorum. Ev çıkarken yani birazcık daha dış kısmı. Yani kenar bir yer olursa. Bizim işte avantajımız nedir? Kapalı balkonumuz var. Çevrilmiş balkonumuz var. Mutfağın balkonunu çevirttirdik. O yüzden burası çok işimize yaradı bizim. Sonra King Emir 61. Evin içinde soba var. Civcivi onun yanına katıp sıcak olur mu? Böyle besleyebilir miyiz? King Emir. Güzel. Sobayı yaktın. Civcivleri koyduk. Arkasında sıcak sıcak mışıl mışıl uyuyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Sabaha karşı soba söndü. Soğumaya başladı ortam. Arkadaşlar hemen hasta olurlar. Çok hızlı bir şekilde hasta olurlar. Ve hastalandıktan sonra da bunları tedavi etmek inanın çok zor. O yüzden nedir? Hastalatmadan bakmaya gerekiyor. Şimdi bununla ilgili birçok arkadaş soru sormuş. Hocam şöyle hasta ne yapalım? Böyle hastalattırmayın arkadaşlar. Hasta olmasınlar. E şu anda koronavirüs. Ne diyor bakan? Bangır bangır. Yani hasta olmayın. Evde kalın. İşte uzak durun. Yani önceliğimiz önlem almak. Önlem almak. Hasta etmek. Hasta ettikten sonra ya şunun canı nedir arkadaşlar? Şunun. Bu bir gün içerisinde ölüyor. Bir şunun küçüklüğüne bakın arkadaşlar ya. Şunun küçüklüğüne bakın. O yüzden hasta yapmayacağız. Hastalandıktan sonrasını sormayın bana. Hastalandıktan sonra elinize sağlık. Gitti. Hastalattırmayacağız. Üşütmeyeceğiz. O yüzden soba arkasında olmaz. Sabaha karşı üşür, ölür. Evet. Teşekkürler. King Emir. Taze çıkmış civcive yumurta sarısı verilir mi? Verilir. Sarısıyla, beyazıyla yumurtayı haşla, doğra. Afiyetle yesinler. Hem güzel bir protein, vitamin kaynağı olur. Doğal vitamin protein kaynağı diyorsan böyle buna satın alma imkanın yok. Yumurtayı haşlayıp ver. En güzel doğal vitamin protein kaynağı o.
Veba kendiliğinden gelen bir hastalık mı? Onu anlattık ayrıntılı bir şekilde. Devam edelim. Evet. DGS Harun harika bir soru sormuş. Aslında cevaplaması gereken soruların en başında DGS Harun kardeşimizin sorusu geliyor. Abi yenge hanım sıkıntı çıkartmıyor. Bu en, bence demiş en önemlisi bu. 100 bin abone plaketinde de açıkladım. En büyük destekçimiz eşim o olmasa, onun hayvan sevgisi olmasa bunların hiçbirisi olmazdı. Bugüne kadar yani bu videolar, bu civcivler. Çünkü birçok arkadaşımız yazmış. Eşim izin vermiyor, annem izin vermiyor. En önemli unsur bu. Harun, çok güzel bir soru. Onun destekleri sayesinde bugün buralardayız. Termostat yoksa ampul sürekli açık mı kalacak? Selahattin 625. 24 saat açık kalacak. Demiş ki ışığı ampulü ne zaman açıp kapatacak? Açıp kapama yok. 24 saat. Bunların kriter ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi tüyü çıkacak kendi. Şu civciv tüyü, şu civciv tüyü var ya. Şu tüy. Şu korumaz bu. Kendi civciv tüyü. Bak bu düşecek. Kendi tüyleri çıkacak. Bak bunların şu kendi tüyleri çıkmaya başlamış ya. Vücudunun her tarafından bu tüylerle kaplanacak. Kriter o. Sürekli açık kalacak. Civcivi evde besleyemiyorsak dışarıda beslesek. Eren Yiğit Kaya. Ortam olduktan sonra. Olur. Dışarıda müthiş bir sıcak bir ortamın varsa bunlarla ilgili anlattığım şekilde 30 derecenin üstünde ben bunları korurum diyorsan ev dışında da besleyebilirsin. Sıkıntı yok. Önemli olan bunları soğuktan korumak. Civciv suluğu el yapımı yapabilir miyiz? Yapabilirsin. Hatta benim bir tane civciv suluğu yapım videom var. Onu da şuraya bırakayım. Niye olmasın? Önemli olan bunların ulaşılabilir olması. Yemlikte, sulukta ulaşılabilir olmalı. Bunlar küçük ya, ona göre yapacağız. Kim anlatıyor mu? Uyudular. Uyuyorlar işte arkadaşlar, bakın. Az önce yem yiyorlardı. Yoruldular. Yoruldu, uyudu. İki tanesi yemeye devam ediyor. Civcivler ampulsüz nasıl bakabiliriz demiş. Özgür Gün 309. Ampulsüz nasıl bakarız? Yani seramik var, karbon film ısıtıcı var. Şunu yazmış bazı arkadaşlar. İşte bir kavanozun içerisine sıcak su koysam, yanlarına koysam. Sabaha karşı bu su soğudu. Birkaç saat sonra soğudu. Üşütürüz arkadaşlar. Olmaz. Isı kaynağı devamlı ısı veren bir şey olmalı. En az kaç civciv almak gerek? Cevapladık. 2. Ya da 3. Ya da 3. Evet. Civciv başına ne kadar alan? Onu söyledik. 1 metrekare olsa güzel olur. Civciv yumurtadan çıktıktan sonra kaç saat makinede? Kaç saat değil, 2 gün bile durabilir makinede. Sıkıntı yok. Hasta bir civciv nasıl anlaşılır? Cikler arkadaş. Cik 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 ses çıkartır. Bağırıyor. Bağırır. Normalde civcivin sesi olmaz arkadaşlar. Civcivin bir sıkıntısı varsa bağırır. Yani o kadar civciv içerisinde bağıran civciv hangisiyse onun bir sıkıntısı vardır. Ya yem yemiyordur. Ya poposunda dışkı kurumuştur. Ondan bağırıyordur. Bakacaklar, kontrol edecekler. O da önemli. Tabii, sürekli kontrol edeceksin. Yani. Habeşler özellikle nasıl bakılmalı demiş. O kadar tüye rağmen çok narin hayvanlar demiş. Habeşler de aynı diğer civcivler gibi. Onlar da aynı hassas. Dikkat ettiğimiz civciv konusunda dikkat edersek Habeş'e de bakarız. Aynı şeyler geçerli. Civcivlere Kadir YVS0 demiş ki ilk hafta yeşillik verilir mi? Yeşillik verilir mi sence? Yani olabilir. Çok verirse ishal olabilir. Evet. Arda Yılmaz 11.74. 0 numara civcivler karton kutuya bakılabilir mi? Bakılırsa nasıl bakılır anlattık. Çok güzel bakılır. En iyi karton kutuda bakılır. Civcivler en fazla kaç ay kutuda bakabiliriz? 1 ay dedik. Ya bakarsın, 2 ayda bakarsın da. Zıplıyor. Zıplar mı? Zıplamaya mı başlar bu sefer? Bakamaz. Zıplıyor ya. Evet.
Harun Şanverdi demiş ki Cici çıktığın zaman ne zaman yemek vermeliyiz? Hemen kutunun içinde yerde şey olmalı. Yem olmalı. Peçetenin üstünde. Peçetenin üstünde yem olmalı. Zaten geliyor hemen tık 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 tık. Daha yani çıkar çıkmaz yeme tekmek vurmaya başlıyor. Koku problemi. Semiher 05 nasıl aşılır? Çam talaşı da bit yapar diyorlar demiş. Koku problemi, altını sürekli temizlersen koku olmaz. Sürekli temizleyeceksin. Yapacak bir şey yok. Ömer Sem 3557. Kaç saat aralığında lamba yanacak? Söyledik 24 saat sürekli yanacak. Civciv TCYM 80. Civciv kapalı alanda mı açık alanda mı? Biz kapalı alanda bile koruyamıyoruz. Açık alanda telef. Ya sıcağı lazım. Ha şöyle olabilir. Şimdi büyük üreticiler ne yapıyorlar? Mesela yüzlerce binlerce civciv mesela alıyor. Yetiştiriciler var ya büyük böyle kapalı alanlarda bırakıyorlar. Videolar var internette bununla ilgili. Orada ısı kaynağı var. Ya bir ortaya soba kurmuş. Yani o şeyin odanın kendisi zaten 30 derecenin üzerinde. Açık alanda diyorsan benim aklıma bu geldi. Hindilerin 35'ti hatırlıyor musun? Tabii çok daha. Aynen hamam gibi hindi çiftliğinde çok sıcak olacak. Bahri 42-42. Hah. Poposunda dışkı kuruyan civcivlere ne yapmamız gerekir? Takip edeceğiz. Takip edeceğiz. Peçeteyle işte neyse artık alacağız oradaki dışkıyı. Dışkı kuruması da genelde aşırı sıcaktan olur arkadaşlar. Ortamı çok sıcak olursa genelde bu olur. Kurur. He. Veyahut da verdiğimiz yem iyi değilse bundan olur. Ama yani popolarını takip edeceğiz. Abi gözleri kapanıyor. İlaç veriyoruz geçmiyor. Az önce söyledim. Hastetmeyeceğiz arkadaşlar. Hangi tür? Bak. Özeger Yeleçe okuyamıyorum ki şeyini. Neyse. Hangi tür civciv bakımı kolay olur? Civciv türlerinde bakımı kolay zor. Bir tür var mıdır? Yani mesela Hintlerin, ha. Kellerin daha iyi mesela. Daha mı dayanıklı? Daha dayanıklılar. Ha. Astrologlar falan veya Ataxlar. Ha doğru. Mesela İspen, Sultan çok daha hassas. Süs tavuklarına göre. Tabii süs tavukları daha hassas oluyor arkadaşlar. Evet, çok daha hızlı ölebiliyor, kaybolabiliyor. Bir civciv günde kaç gram yem yer demiş. 15-20 gram bir yem yer arkadaşlar. Çok bir yem yemez yani. Civcivin ilk günlerde yem tüketimi azdır. Gün geçtikçe yem tüketimi artar. Ya bir yetişkin tavuk bile günlük 100-130 gram yem yiyor. Ona göre düşünün. Hesaplayın. İlk civciv çıkınca şekerli su vermeli miyim? Ver. Varsa pekmez ver. Hatta harnup pekmezi ver. Yani ver yani. Varsa elinde ver. Yemle ilgili yine sonu. Evet. Harnup sorular pekken, da birbirine çok benziyor arkadaşlar. Sorarlar. Keçi boynuzu pekmez. Keçi boynuzu. Ha, harnup. Harnup keçi. Marka. Harnup marka mı? Marka. Hadi ya. Ben de harnupu keçi boynuzu zannediyordum. Evet. Bir tane civciv Cebrail çift 068 demiş ki hiç kafesi olmadan, ısıtıcı lamba olmadan sadece evdeki yöntemlerle nasıl anlattığım gibi yani karton kutuda bakabilirsin. Ama kavanozda sıcak su olmaz. Onu baştan yalar. Umut Şengül 50-70. Tavuk kendi yavrularını neden öldürür? Gurk yabancıladığı için. Gurk altına olabilir. Yabancı civciv koyarsan yani. Bir şeylerden huylanırsa kendi yavrusuna strese girip öldürebilir. Evet. Civcivler hangi mevsimde beslenmelidir? Necati Akçalı. Civciv tam şu anda mevsimi. Mart cücüğü derler. Bizim burada bir laf vardır. En güzel civciv Mart ayında çıkan civcivler en sağlıklı olur. Yani şu anda tam civciv mevsimi sezonu. Bize göre ama. Bak. Selim Kırtay güzel bir soru sormuş. Abi evde civcivler biraz büyümeye başlayınca çok ses çıkartıp komşuları rahatsız eder mi? Etmez. Yani ben dediğim gibi bak 3 yıl bitti 4. yılındayım. Yani civcivden bir şikayet duymadım. Çünkü civcivin sesi olmaz. Civciv sesi olmaz yani. Nedir? Hasta civciv varsa içinde rahatsız o cik 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 bağırır.
Öyle bir şey varsa o civcivini alacaksın, sıkıntısını gidereceksin. Sıkıntısını şöyle de giderebiliriz. Mesela rahatsız hasta yem yemeyen civcive, daha önce bir videom vardı, orada anlatmıştım. Böyle ağzını açıp yem atabiliriz arkadaşlar. Karnı doyunca o da susar. Uyuyorlar ya. Sen niye kalktın? Baba. Üst üste bak şimdi. Ara bak. Üst üste. Pekmez kaç gün vermeliyiz? Bir hafta. En fazla. Her gün değil. Bulut Mehmet. Civcivler en çok neleri merak eder? Neyi çok sever? Hadi cevapla. Her şey. Her şey. Evin içinde bırak her şeyi. Kakalarla. Osmanlı 24. Civcivler sürekli kavga ediyor. Bunun için ne yapmalıyız? Civciv niye kavga etsin ya? Orada bir sıkıntı var. Kavga ediyorsa ya aşırı sıcaktır, strese girmişlerdir. Yani civciv kavga etmez arkadaşlar. Yani biz görmedik ettiğini. Yani. Ha nedir? Hintlerde olabilir belki. Hintlerde, siyah Amerikanlılarda strese girdiğinde birbirinin tüyünü yiyebiliyorlar. Ama büyükken oluyor. He, o da biraz büyüdükten sonra. Evet. Ha, bu da güzel bak. Yusuf Efsane güzel bir soru sormuş. Civcivde hiçbir sorun yokken önlem amaçlı ilaç ya da herhangi bir şey kullanıyor muyuz? Hiçbir şey kullanmıyoruz. Ha, bunu bu mesaj olarak çok atıyorlar. Civcivime ilaç ne vereyim? Ya niye vereceksin ki ilaç? İlaç işte yemini verdin, suyunu verdin, ısısını, ortamını yazık. Yaptın. Canlı yani, sonuçta o da yani. Yazık, onun da böbreği var, onun da karaciğeri var. Herhangi bir ilaç kullanmıyoruz arkadaşlar. İlaç yok. Aşı da dediğim gibi önemli. Hocam elinde bazen kırılmış yumurta oluyor. Onu civcive versem faydası ya da zararı olur mu? Tavukçu Efe. Kırılmış yumurta çiğ yumurta olmaz. Kaynatıp vereceğiz. Pişmiş yumurta vereceğiz. Çiğ yumurtayı vermiyoruz. Kırılmış o zaman yumurta. Alışırlar yumurta yemeye. Ya o bu şekilde olmaz. Aşılar demiş bir arkadaşımız. Bitti. Evet. Yani birçok soru da birbirine benzediği için hocam benim sorumu okumadın gibisinden şeyler söylemeyin. Ha tüm bunlara rağmen bir atladığım bir yer varsa anlatmadığım bu videonun açıklama kısmına yazın. Bir de son olarak tüm bunları yaptınız. Her şey mükemmel. Suyu, yemi, ısısı, ortamı bazen genetik olarak hasta olabiliyor. Tavuğun yediği yem, bulunduğu ortam, çünkü o tavuk yapıyor o yumurtayı. O eğer kötü şartlardaysa, yemi iyi değilse, genetik olarak bir rahatsızlığı varsa, ondan bir yumurtadan da civciv çıkmışsa direkt hasta olabiliyor civciv. Onu ne yaparsanız yapın kaybediyorsunuz. Yani civciv ölüyorsa o civcivin geldiği yerde bir araştırma yapmak lazım. Tüm bu her şeyi dört dörtlük yaptın ama yine de ölüyorsa o zaman genetik olaraktan o dediğim gibi civcivin geldiği yeri iyi bir araştırmak lazım. Sonuçta onun da bir ömrü var. Allah veriyor. Evet, yani genetik olarak hasta doğmuş olabilir. Şu yemliği söyleyecektim. Benim bugüne kadar civcivlerde biraz büyüdükten sonra, şöyle bir 10 gün falan olduktan sonra bunun içerisine yem dökemiyorlar. Yoksa diğer her türlü yemi eşeliyorlar, dövüküyorlar, savuruyorlar. Ama bir 10 gün olduktan sonra, 2 haftalık olduktan sonra bu yemliği kullanmaya başlayabiliriz. Gerçi yarın bunu göstereceğim. Yarınki nedir? Civciv ana kucağı videomda buna da değinirim. Ama civcivin ilk bir hafta, ilk bir ay nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili... Şimdi yatacağım. Baba şunu kafayı nasıl uzatmış? Nasıl uyuyor ya? Şimdi gidelim. Arkadakini görüyor musun? Aradakini. Hani? Yatmış bu. Anam görünmüyor bile. Uyandıydın mı? Uyandıydın mı? İstifini bozdun. Dün birisi yazmış. Abi civcivi uykudan uyandırsan bir şey olur mu? Bebeği uyandırmış gibi uykusuz olur. Yani arkadaşlar o kadar ilginç, o kadar farklı sorular geliyor ki. Yani bugüne kadar bana ulaşan sorulardan, işte bilgimden, tecrübemden, aklıma gelen her şeyi bir civciv bakımı ile ilgili sizler aktarmaya çalıştım. İnşallah sizler de beslediğiniz civcivleri bu anlattıklarım doğrultusunda sağlıklı bir şekilde bakarsınız. Hiçbir civciv ölümü yaşamazsınız. Sağlıklı bir şekilde inşallah civcivlerinizi büyütürsünüz.
Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.